Yasaksız Meydan başlıyor. Eşit Haklar İçin İzleme Derneği ve Kısa Dalga İşbirliği ile Yasaksız Meydan başlıyor. Ben Zeynep Duygu Albayır. Bugünkü konuğumuz Far Plus işçilerinden Can Kayhan. Oku, dinle, izle. Kısa Dalga. Far Plus, Gebze'de otomotiv parçaları üreten bir firma. Far Plus'ta işçilerin sendikalaşma süreciyle birlikte örgütlenme mücadelesi 31 Ocak'ta polisin fabrikaya yüzden fazla işçiyi gözaltına alarak ve haklarında çalışma hürriyetini engelleme iddiasıyla yeni bir boyut kazandırdı. Bugün konuğumuz sendikal haklar için mücadele eden işçilerden Can Kayhan olacak. Bütün bu süreci konuşacağız. Yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk Zeynep Hanım. Neler oluyor Far Plus'ta? Şimdi neler oluyor? Şöyle isterseniz şöyle bir şey anlatabilirim. Ayın 19'unda bizlere zamlar açıklandı. O tarihten itibaren isterseniz başlayabiliriz. Anlatabilirim sizlere. Şimdi ayın 19'unda bizlere zam yapıldı. Ve bu sefalet zammı asla işçiler tarafından beğenilmedi. Ve bunun karşılığında ayın 20'sinde bizlerle CEO toplantı yapmak istedi. Biz ayın 20'sinde kendisiyle görüşme yaptık. Kendi isteklerimizi, çalışan arkadaşlarımızın isteklerini dile getirdik. Yazılı beyan şeklinde de önüne sunduk. Ama kendisi bunu yapamayacağını, işte kendisi 10 gün müddet istedi bizlerden. Bizler de bunu yukarıdaki arkadaşlarımıza da anlatmasını dile getirdik. Ve karşılığında CEO'muz Haluk Bey yukarı çıktı, arkadaşlara söyledi. Fakat biz yasal ve anayasal hakkımız olan sendikalaşmayı kendisine söyledik. Biz artık sendikamızı istiyoruz, birleşik metal diskimizi istiyoruz dedik ve kendisine bu sunumu yaptık. Ve işi durdurduk. Bunun karşılığında Haluk Bey bizlere söz verdi. Bir hafta sonra bir hafta müsaade edin ve karşılığında sizler, sizin sendikanız ile birleşik metalle masaya oturacağım ve bu süre zarfında hiçbir işçiyi işten çıkartmayacağım dedi. Bunun işte kayıtları da var, video kayıtları da var. Bunlar da yayınlandı ve buna istinaden kendisi elektrik kesintileri, doğalgaz kesintileri bahane ederekten ayın 25'inde yaklaşık 140 küsur işçiyi, 150'ye yakın işçiyi işten çıkarttılar. Ve biz de bunun karşılığında 31 Ocak işte akşamı içeri girdik ve atılan işçiler geri alınsın diye sadece hakkımızı aramak istedik. Ve buna istinaden bize inanılmaz bir derecede çevik kuvvet buraya yığıldı. Karşılığında biz de kendimiz sıkıştığımız için kendimizi çatıya attık. Yaklaşık 110 arkadaş çatıda mahsur kaldık. Kendimizi kilitledik. Ve sadece isteğimiz bizim sendikal hakkımızı, anayasal hakkımızı vermeleri, masaya sendikamızda oturmaları. Ve bu gene yapılmadı bize. Ve çevik inanılmaz şekilde bize saldırdı. İşte camlar kırıldı, içeri girdiler. Biber gazları basıldı. Aşağıda arkadaşlarımızla plastik mermiler atıldı. Biz yukarıda hamile arkadaşlarımız var dediğimiz halde kendileri yine biber gazı atmaya ve yaklaşmayın atlarız dediğimiz halde o psikolojiyle atlayın lan aşağıya denildi bizlere. Biz bu psikoloji ve bu baskıyla yaka paça her ne olursa olsun aşağı indirileceksiniz. Ölen ölür, kalan kalır denildi. Ve bizi inanılmaz bir şekilde derbeste edilip 6 saat 7 saate yaklaşık otobüste biz bekletildik ifade vermek için. O süre zarfında da ayın ikisinde kapa eylemlerine başladık. Yaklaşık 2 haftadır da eylemlerimize devam ediyoruz. Ölmek var, dönmek yok diyoruz yani. Atılan işçilerin tümü sendikalı mı? Evet, evet, hepsi sendikalı. Örgütlenmeye nasıl karar verdiniz? Hani bardağı taşıran son damla neydi? Bu son zamlar mıydı? Daha önceki süreçlerle birlikte mi gelen? Şimdi daha önceden örgütlenme vardı ama az şekilde vardı. Yapılan işte zamlar beğenilmedi ve buna istinaden bize karşılığı da verilmediği için yani verilen sözler asla burada tutulmuyor. Bundan önce de tutulmadı. Bundan sonra da zaten tutulmayacak. O sebepten dolayı bütün arkadaşlar o gün yani ayın 20'sinde sendikamız da buradaydı ve herkes sendikaya üye olmak istedi ve bütün arkadaşlarımız burada çoğunluğu sağladık. Yetki belgenizi aldık zaten. Yani son zamlar yapılan
biliyorsunuz ekonomik olarak da yapılan zamlar. Yani yapılan asgari ücret zaten asla bu şeyde yetmiyor. Evet, peki fabrikada kendinizi kilitlediğiniz süreçte kolluk güçleri neyi gerekçe göstererek içeri girdiler? Bir gerekçe sundular mı? İlk müdahale nasıl gelişti? Yok, bir gerekçe bizlere şey yapmadılar. Yani bizi buradan artık nereden emir aldılarsa kendileri bizlerin aşağıya ölen ölür kalan kalır şeklinde bizleri indireceği söylenildi. Sadece bize aşağı inmemiz aynı şekil eski müteahhite geri alınacağımız tarzında şeyler söylediler. Biz zaten çalışan işçisiyiz. Biz şunu söyledik kendilerine. Bizler iş yerine girdiğimiz vakit bizim bütün çalışan arkadaşlarımızla biz büyük bir aileyiz denildi. Ama bizler yani eğer aileysek kendilerine bunu söyledik. İnsanlar evlatlarını üzmezler. Üzmeyecekleri için bizim isteklerimizi yapmalarını söyledik. Bizim tek isteğimiz hakkımız, yasal hakkımızı, anayasal hakkımızı istemek. Sendikamızda masaya oturun, lütfen biz de inelim aşağıya dedik. Yani herhangi bir farklı bir şey söylemedik. Hiçbir mala burada, hiçbir cana, hiçbir canlıya hiçbir şekilde zararımız olmadı. Yani her yerde zaten kameralar da var. Onlara rağmen bizlerin üstüne yalanlar söylenildi, iftiralar atıldı. Biz karşılığında kameralardan gösterin dedik. Hiçbir şekilde hiçbir sunum yapamadılar. Ocak ayında verilen zamları öğrendiğimiz zaman, yani verilmeyen zamları öğrendiğimiz zaman yani insanlar bir durdu kaldı. Çünkü geçim çok zor, hayat çok zor. Hepimizin bakmak yükümlü olduğu çoluğu çocuğu, ailesi var. Yani geçinemiyorduk. Geçinemediğimiz için böyle bir şey başladı aslında. İki tane evladım var benim. Benim bu kararı vermemdeki en büyük sebeplerden biri bu. Kızım bu sene üniversite sınavlarına hazırlanıyor. Oturdum düşündüm. Yani ben buradan zaten kıt kanaat geçiniyorum. Tek başınayım. İki çocuğum var. Eşimden ayrıyım. Engelli bir çalışanım. Şöyle oturup düşündüğüm zaman ben buradan aldığım parayla geçinemiyorum ki yarın çocuğumu nasıl okutacağım? Kız çocuğu. Ben çocuğumu okula gönderdiğim zaman parasız bırakamam. Yani benim bu çocuğum yarın ne olacak? Hani ben çocuğumu parasız bıraktığım zaman çocuğumun başına ne gelecek? Ben bunları düşünerek bu işe çıktım yani bu yola. Pişman da değilim. Hakkımı aradım. Hakkımı aradığım için terörist damgası yedik. İşte işçi düşmanı damgası yedik. Ama benim bu yola çıkmamdaki en büyük sebep çocuklarım oldu. Yani çocuklarıma vereceğim gelecek oldu. Yani şu an veremediğim. Bir sürü borcum var, kart borçlarım var. Zaten o şekilde dönüyordum. Ben yarın çocuğumu okula gönderdiğim zaman, üniversiteye gönderdiğim zaman asla ve asla bu. Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast. Peki gözaltında herhangi bir şey yaşadınız mı? Gözaltında, şimdi bizlerin avukatlarımız zaten sendikamızın gelmişti orada. Ama biz sadece şu, yaklaşık 6 saat otobüste oturulduk. Yaklaşık 6-7 saat otobüste oturulduk. Yani tuvalete ve sigara içmeye bile üçer dörder polis şeklinde yani alındık. Aşağıya otobüsten sigara içmeye zor indik. Lavaboya zor götürüldük. Şöyle bir şey söyleyeyim. Biz sendikaya işte yaklaşık 6 ay falan öncesinden böyle yani bu süre zarfında çalışılıyordu. Yani gidilip geliniyordu. Sendikayla görüşülen görüşmeler oluyordu. Yani çok kalabalık değildi yani. Sonrasında işte bu yapılan sefalet zammına karşı biz buraya çağırdık sendikamızı. Kendileri o gün ayın 20'sinde işte bizleri hani yalnız bırakmadılar. Yalnız bırakmadıkları zamanda da işte bu yapılan sefalet zammını herkes beğenmediği için örgütlenmek istenildi ve devam edildi. O şekilde. Birleşik Metal İş değil mi? Evet, Birleşik Metal İş. Örgütlenme süreci de o zamla birlikte başladı. Aslında çoğaldı, genişledi. Evet. Evet. Daha önce yani herhangi bir genişlememiz o gün başladı. O şekilde söyleyeyim. Daha öncesinde yani bir yaklaşık 10 kişi yani gidiliyordu ama bu kadar hani şekilde kalabalık olacağını kimse şey yapamıyordu. Şu an ne kadar kaç kişi var fabrikada? Ya biz şimdi yani çalışan olarak beyaz yakalarla birlikte 2000 yaklaşık bizim 1000 kişiye yakın üyemiz var yani. Yetki belgemizi zaten aldık. Peki siz grevdeyken içerideki arkadaşlarınızın size desteği oluyor mu? Şimdi burada şirket işte biraz arkadaşlara baskı yapıyorlar. Farklı işte firmalar
ortaya çıkartıp oraya işte geçirmeye çalışıyor. Destek olanlarımız var. Yani geneli üyeliğini iptal etmeyen arkadaşlarımız var yani, o şekilde. Çoğunluğumuz var yani. Ama ediyor. Mesela şöyle bir şey Zeynep Hanım. Mesela arkadaş çalışıyor örneğin. 8-4 çalışıyor. 4'te çıkıp bizim yanımıza geliyor. Kameralardan arkadaşı görüp idari izne çıkartıyorlar. Yani baskı yapıyor, mobbing yapıyorlar, evet. Ücretsiz şekilde arkadaşlar idari izne çıkartıyorlar. Peki aileleriniz, arkadaşlarınız, dışarıdan çevreniz bu grevinize nasıl destek oluyorlar? Herhangi bir şey söylüyorlar mı? Ya aslında gelemeyenler oluyor. Çalışanlar oluyor falan mesela dışarıdan. Şimdi benim eşim çalışıyor mesela. Gelmek istiyor buraya. Fakat gelemiyor çalıştığı için, ama gönlü ve yüreği mesela devamlı bizimle. Yani destek oluyorlar. Bu süreçte sizin yanınızda oluyorlar. Tabii ki de oluyorlar. Peki dışarıdasınız. Yoldan geçiyor insanlar. Grev yaptığınızı görüyorlar. Soruyorlar mı? Nasıl talepleri? Şimdi şöyle mesela gelip geçen araçlar var mesela. Çok işte kamyonlar olsun, otobüsler olsun. Birçoğu bize korna çalıp geçiyor Zeynep Hanım. Destek veriyor. Dışarıdan, evet, dışarıdan farklı işte yerlerden arkadaşlar var. Bizim kendi çevremizden falan. Mesela börekler, tatlılar gönderiyorlar. Hani gelemedikleri için yüreklerinin bizimle olduğuna, işte bizim de bir çorbada tuzumuz olsun deyip buraya ikramlar gönderiyorlar yani. Peki bu hak mücadelenizde sizler, işçi arkadaşlarınız, eylemlerinizin meşruluğu ve yasallığı konusunda ne düşünüyorlar? Şimdi bunlarla ilgili şöyle bir şey söyleyeyim. Şimdi arkadaşlar ilkten bir tepki verdiler içeride çalışanlar. Bizim yaptığımızın doğru olmadığını, işte yasal olmadığını. Tabii bunlar da herhangi bir yerden öğrenmediler aslında. Genelde hani bu şekilde propagandalar yapılıp o şekilde bizlere, insanlara gösterildiği için onlar da kendi bilgileri doğrultusunda, yani kirli bilgi doğrultusunda bizlere söylediler. Fakat biz bunların gerekli açıklamasını işte avukatlarımız İLO'ya göre, yasal ve kendi anayasamıza göre, yasamıza göre normal olduğunu bizlere söyledi ve biz bunları arkadaşlarımıza tek tek anlattık. Ve bunun karşılığında işte biz bu şekil bilmiyorduk, işte seni tanıyoruz, senin böyle bir şey yapmayacağını biliyoruz zaten, ama hani içeride bu şekil bir tepki, bir hani laf kirliliği olduğunu söylediler ve bunun da üstünü konuşarak arkadaşlarla tekrardan belirli komiteler kurularak arkadaşlarla dile getirmeye çalışıyoruz. Yani eyleme ne kadar daha devam etmeyi planlıyorsunuz? Şimdi biz bu yolun en başında da dedik, ölmek var dönmek yok diyoruz. Biz içeri, sendikamız içeri alınana kadar devam edeceğiz. Çünkü bu bizim yani anayasal hakkımız. Yetki belgemizi almışız. Ama işte şirket elinden gelen kirli oyunlarını yapıyor. Yapmaya devam ediyor, öyle söyleyeyim. Peki, bize katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederim Zeynep Hanım. Tamam, teşekkür ediyorum. Sağ olun. Kolay gelsin. İyi günler, iyi çalışmalar. Eşit Haklar İçin İzleme Derneği ve Kısa Dalga İşbirliği ile Yasaksız Meydan 2. sezonunda farklı konu ve konuklarla 2 haftada bir cuma günü sizlerle olmaya devam edecek. Şimdilik hoşça kalın. Kısa Dalga podcastleri Demet Bilge Erkasab'ın editörlüğünde, Mehmet Özgür Candan'ın post prodüksiyonu ve Esra Baydemir'in hazırladığı görseller ile yayınlanıyor. Kısa Dalga'ya destek vermek için Patreon sayfamızı ziyaret edebilirsiniz. Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga podcast.